Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir? Romantizmden realizme geçişin açıkça görüldüğü bir köprü romandır. Konu olarak edebiyatımızda esaret ve insan ticareti üzerine yazılmış yapıtların en ünlüsüdür. Sami Paşazade Sezai bu yüzden soruşturma bile geçirmiştir diyor arkadaşlar. Dilber'in hayatından bahseder bu eser. Sami Paşa Sezai'ye aittir arkadaşlar tabii ki. Sergüzeşt isimli romandır. Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem'in realist bir eser. Behruz Bey var biliyorsunuz. Eylül Mehmet Rauf'un, Cezmi Namık Kemal'in tarihi bir romanı. Zehra Nabizade Nazım'ın naturalist bir romanı. Cevabımız Bursa şıkkı. Ahmet Mithat'la ilgili bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Ahmet Mithat, Batı uygarlığını çeşitli yönleriyle halka tanıtmak isteyen bir Tanzimat yazarıdır. Bazı romanlarındaki olayların Avrupa'da geçmesinin asıl nedeni budur. Ayrıca bilimsel, dini, felsefi konularda da çalışmalar yapması, onun Türk halkını bu konuda bilgilendirmek istemesinden kaynaklanmaktadır. Bütün bunlar doğru arkadaşlar. 1'i, 2 ve 3'ü eliyoruz. Söyleyişindeki içtenlik ve yalınlık sanatçıya döneminde en çok okunan yazar sıfatını yazdırmıştır. Yazı makinesi olarak geçer biliyorsunuz. Roman ve hikayelerinde Batı tekniğini kusursuzca uygulayan, dile gereken titizliği gösteren Ahmet Mithat, çağdaş Türk romancılığının öncüsü sayılır. Yanlış arkadaşlar, romanlarına baktığımızda teknik açıdan çok kusurlu olduğunu, dilinin, üslubunun kusurlu olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Batı tekniğine uygun yazmamıştır. Cevabımız Edirne şıkkı. Bu parçadaki altı çizili ifadelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Tanzimat döneminde Ahmet Mithat, Nami Kemal gibi sanatçılar günlük yaşamı konu edinen sosyal yaşamla ilgili sorunları dile getiren romanlar yazmışlardır. Realizm etkisindeki bu eserlerde olayların kuruluşunda rastlantılara çok yer verilmiş, betimlemeler eseri süslemek için kullanılmıştır. Kişiler çoğu zaman tek yönlü ele alınmıştır. Bu eserler genellikle bir ibretle son bulmuştur. Doğru arkadaşlar fakat burada realizmin etkisindeki eser değil de ne olması gerekiyordu? Romantizm olması gerekiyordu. Dolayısıyla baktığımızda cevabımız Bursa şıkkı. Yukarıdaki eser adları ile özellikleri eşleştirildiğinde hangi iki eser dışta kalır? Köy yaşamını anlatan eser arkadaşlar şöyle Karabibik'tir biliyorsunuz. Antalya'nın ilçesinin köyünde geçer olaylar ve orada Karabibik adlı bir köylünün mücadelesi anlatılır. Yanlış batılılaşmanın yol açtığı gülünç durumlar Araba Sevdası. Ana karakteri Behruz Bey biliyorsunuz. Roman Recaizade Mahmut Ekrem'e aittir. Zehra Nabizade Nazım'ın naturalist bir romanı Kıskançlık ve kıskançlığın yol açtığı olumsuzluklar işlenmiştir. Sergüzeşte Dilber'in hayatı anlatılır. Sami Paşazade Sezai'nin Cezmi'de ise arkadaşlar Namık Kemal'in ilk tarihi romanıdır. 1 ve 5 dışarıda kalır. Cevabımız Bursa şıkkı. Aşağıdaki dizilerin hangisinde Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı eserde dile getirilen dönemin yaygın sosyal sorununu eleştirmektedir? Ahmet Mithat Efendi'nin eseri biliyorsunuz. Tutuklansa yurdumdaki böceklerin hepsi diğerlerinden ayrı bir hücreye konur. Kitap güvesi alakası yok arkadaşlar. Felatun Bey ile Rakım Efendi biliyorsunuz. Ahmet Mithat Efendi'nin 1875 yılında yazmış olduğu roman ve ilk Türk romanın ana teması da yanlış batılılaşma üzerine kurulmuştur diyoruz. Evet. Şimdi bunu eliyoruz. Biz köylüyüz ama insanız. Arada sırada bizi de düşün. Perişan halleri gel gör ki gel ki göresin. Arada sırada bizi de düşün. Bunu da eleyebiliriz. Saatsizdir kordonları, ayağında yok donları. Gayet çoktur pardonları. Şık beylerde olan halet, şık beylerde olan halet. Kabul olunmaz rezalet. Bir yanlış batıllaşma örneği olabilir. Cevabımız C şıkkı. Gurbet ne yana düşer usta, hicran ne yana, yalnızlık hep bana, bana mı düşer usta? Burada da bir yanlış batılılaşmaya ait bir şey yok. Çeken bilir daim ferdi firağı, söndürmek olur mu yanan çırağı? Sakın bir kimseye kurma tuzağı, kişi ettiğini bulur demişler. Bunu da eliyoruz. Dediğim gibi cevabımız C şıkkı.
Parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir? Basit bir kurguya sahip olan bu romanda görmeden evlilik, erkek baskısı, zulmüne dayalı aile, şartları birbirine denk olmayan kişilerin evliliğinin ne gibi sonuçlara yol açacağı, kadınların esareti gibi sosyal sorunlar ironik bir üslupla anlatılır. Roman tek bir aşk serüveni etrafında odaklanır. Tanzimat dönemi romanlarından biri olan eser, batılı romana özgü bir takım özelliklere sahip olsa da genellikle klasik doğu hikaye geleneğinin biraz değişik bir devamıdır diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Sergüzeşt Sami Paşazade Sezai'nin arkadaşlar. Burada Dilber var biliyorsunuz. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Dürdane Hanım Ahmet Mithat tarafından yazılan bir eser. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Muhadarat Fatma Aliye'nin, bunu da eledik. Feraton Bey ile Rakım Efendi Ahmet Mithat tarafından yazılan bir eser. Bunu da eledik. Taşuku Talat ve Fitnat'tan bahsediyoruz. Şemsettin Sami'nin. Dolayısıyla cevabımız Denizli Şıkkı. Eleştirisi yapılan eser aşağıdakilerden hangisidir? Yazar eserde sadece bir uzun zübbeliyle alay etmiyor. Onun özendiği bir aşk çeşidiyle alay ediyor daha çok. Ama bu batıya özenmenin başka bir şeklidir. Zira bu aşkın kaynağı da romantik Fransız edebiyatıdır ve Bihruz işte bu Fransız romanlarının kahramanlarına hayrandır, onlara özenmektedir. Neyden bahsediyoruz arkadaşlar? Bihruz Bey hangi romandı, hangi roman karakteriydi tabii ki? Araba Sevdası olacaktı. Recaizade Mahmut Ekrem'in eşsiz eseri. Cevabımız Denizli Şıkkı. Parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yine o sabah teravet uyanıp da Dilber'i yatağında göremeyince belki su taşımaya gitmiştir zannıyla bahçeye baktı. Orada göremedi. Evin her tarafını dolaştı. Yine onu bulamadı. Sonra aşağıya inip de sokak kapısının ardına kadar açık olduğunu görünce kaçtığını ve gece yarısı kim bilir nerelerde kaldığını ve belki de sokakta köpeklerin parçaladığını düşünerek Dilber gibi bir halayığın bu yaşta kaçmayı bilmesi ve hanımı zarara sokması gibi bir cinayeti mantığı almayarak tam bir korku ve telaş ile hanımının odasına girip "Ah hanımcığım, Dilber kaçmış, Dilber kaçmış" diye feryada başladı. Hanım bu haberi alır almaz hayret verici bir dehşetle "Dilber mi kaçmış, kız sen delirdin mi, o yaştaki bir çocuk kaçmayı ne bilir" diyor arkadaşlar. Bakıyoruz Sami Paşazade Sezai'nin Sergüzeşt adlı eserinden alındığı kesinlikle doğru. Dilber biliyorsunuz ana karakter. Eserdeki temel çatışmanın esaret özgürlük. Evet, çünkü Dilber'i esir olarak almışlardı ama burada biliyorsunuz ki Dilber ne oldu? Burada özgürlüğüne kavuşmak için kaçma yolunu seçti. Dolayısıyla bu da doğru. Olayın üçüncü kişi ağzından anlatıldığı kesinlikle doğru arkadaşlar. Göremedi, dolaştı, bulamadı. O bulamadı, o göremedi, o dolaştı gibi düşündüğünüzde üçüncü kişi ağzından alındığını da anlatıldığında bilebiliriz. Kahramanın anlatıcının bakış açısıyla yazıldığı yanlış. Tanzimat döneminde cariyelik, kölelik kavramlarının konu olarak ele alındığı bu da doğru. Cevabımız Denizli Şıkkı olur. Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı eserden alınan bu parçadan hareketle Ahmet Mithat'ın roman anlayışı ile ilgili saptamalarından hangisi yapılabilir? Vah bir çare can, vah! Eğer kıza bir hal olursa vallah yanarım diyerek hendek başına kadar indi. Orada kime rast gelse iyi Felatun Bey'e. Adam bırak şu aşağılık adamı be. Nasıl bırakırız? Hikayemizin yarısına ortak olan bir kimseyi nasıl terk ederiz? O hoppayı bu hikayeye hiç bile katmamalıydı. Öyle gerekirdi ama nasılsa katmış bulunduk. Hem Felatun Bey'e bu tavırdan neden gerekti? Bu tavır neden gerekti? Yoksa adamın şu alafrangalığını çekemez mi oldunuz? Kişiliğini gizlemez. Doğru arkadaşlar. Kişiliğini gizlememiz. Çünkü diyor ki hikayemizin yarısına kadar ortak olan bu adamı nasıl bırakırız diyor. Kimi zaman hikayesini anlattığı kişilerle kendisi de kızarak ya da acıyarak olaya müdahil olur. Olaya müdahale ettiğini de görüyoruz yine aynı cümleden arkadaşlar. Halkın anlayacağı sade bir dil de kullanmış. Olayın akışını keserek okura bilgi verdiğiyle alakalı bir şey yok bu metinde. 1 ve 2, 1, 2 ve 3 doğru. Cevabımız bu yüzden Edirne Şıkkı. Yazarın okurlara anlatılanlar hakkında kendi düşüncelerini söyleyerek ya da onların düşüncelerini sorarak eseri okuyucularla konuşa konuşa yürütme tavrı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Vah bir çare can, vah! Eğer kıza bir hal olursa vallahi yanarım diyerek hendek başına kadar indi. Orada kime rast gelse iyi Felatun Bey'e. Adam bırak şu aşağılık adamı be. Nasıl bırakırız? Hikayemizin yarısına ortak olan bir kimseyi nasıl terk ederiz? O hoppayı bu hikayeyi hiç bile katmamalıydı. Öyle gerekirdi ama nasılsa katmış bulunduk. Hem Felatun Bey'e bu tavır neden gerekti? Yoksa adamın şu alafrangalığını çekemez mi oldunuz? Romantizm akımının teknik olanaklarından yararlanıp okuru bilgilendirme, böyle bir şey yok arkadaşlar. Meddahların hikaye anlatma yöntemiyle okurun dikkatini konu üzerinde tutmaya çalışma. Kesinlikle bu. Çünkü neden?
Anlatılanlar hakkında kendi düşüncelerini de söyleyerek, onların düşüncelerini sorarak, eseri okuyucularla konuşa konuşa yürütme tavrı, yani meddahlar gibi hikaye anlatırken okurun dikkatini konu üzerinde toplamaktır amaç. Cevabımız Bursa bu durumda. Olayları anlatmakla yetinmeyip kendini ön plana çıkarmaya çalışma. Böyle bir şey yok. Kendini bir eğitici olarak görüp okuru istediği gibi yönlendirmek, böyle bir şey de yok. Okur tarafından anlaşılır olmayı önemsemek için diyalog yöntemine başvurmak. Böyle bir şey de yok arkadaşlar. Cevabımız Bursa şıkkı.